Sevgili futbol severler, hepinize selamlar. Kanalımıza Futbol Plus'a hoş geldiniz. Ben Soner Sancak, bugün Fatih Doğan'la birlikte Beşiktaş taraftarlarına bir müjde vermeye geldik diyebiliriz. Çok da yanlış olmaz. Fatih abi hoş geldin. Nasılsın öncelikle? Hoş bulduk Soner. Müjde ama biraz rotalı bir müjde. Evet, çünkü nasıl diyeyim, bu konu Rusya'dan işte bir Avrupa'yı dolaştı, bir öyle oldu böyle oldu. Şimdi abi Beşiktaş taraftarlarına bu müjde. Önce bir Gazprom'du. Hani Beşiktaş'ın sponsoru acaba Gazprom mu olacak? Bütün yaz en çok konuşulan markalardan biri Gazprom'du. Rus sonra Emirates geldi. Sonra Beko'ya döndü. Beko'dan tekrar Gazprom'a döndü. Araya da birçok İrili ufaklı şirket girdi. Yine mesela Rams bir ara girdi çıktı. Ondan sonra o arada Beşiktaş'ın gündemindeydi. Ve sonuç itibariyle Beşiktaş'ın stadının adı haftaya açıklanacak. Bu isim yine beklediğimiz gibi dışarıdan bir firma değil, milli ve yerli bir firma. Yine Koç grubundan, yine Sayın Rahmi Koç'un ayak izlerini, parmak izlerini, imzasını daha doğrusu görüyoruz. Yeni stadın ismi Tüpraş Stadı ya da Tüpraş Park. Beşiktaş Tüpraş Park olacak. Tabii şurada hani Beko da uzun yıllar, 46 yıldır Beşiktaş'ın markasıydı. Son ana kadar masada Beko da vardı ismi, yani yapılan görüşmelerde. 3 yıllık bir anlaşma söz konusu. 3 yıllık bir anlaşma içerisinde de hani stadın isminin Beko olması yönünde veya mesafe kat edilmişti ama bugün masada Tüpraş ismi öne çıktı. O da Koç grubunun bir ismi, markası. Ve haftaya da açıklanacak. Ayrıntılar, süreçler değerlendiriliyor. Rahmi Bey böyle oyun görmüşler. Tüpraş ismi de bir uluslararası bir marka. Çok büyük bir kuruluş. Prestijli bir kuruluş. Milli bir kuruluş. O yüzden Tüpraş isminin stadı ismine verilmesi uygun görülmüş. En azından şu anda böyle. Çünkü arada böyle bir bu hafta geldi gitti, bir Beko mu olsun, bir Tüpraş mı olsun tartışmaları, masa şeyler olmuş masada. O yüzden son karar bugün itibariyle Beşiktaş Tüpraş Park stadı önümüzdeki hafta tarafların yapacağı bir organizasyonla açıklanması bekleniyor. Rakamlar tam netleşmedi ama aşağı yukarı yani yıl belli, 3 yıllık bir anlaşma. Bonuslar olabilir, farklı sözleşme içerisinde reklam kombinasyonları olabilir ama ortalama 7,5 milyon euro bir anlaşma süresi şeyi var, yıllık ona denk gelen ya da 7,5 milyon dolara gelen bir anlaşma süresi var. Bu da yaklaşık olarak 15-22,5 ve opsiyonları yer alıyor. Hem Koç grubuna, yani Tüpraş'a hayırlı olsun, hem de Beşiktaş'a hayırlı olsun diyorum. Lig başladı. Avrupa maçları oynanıyor. Beşiktaş'ın uzun bir süredir sponsoru yoktu. Böylelikle de sponsoru gerçekleşmiş olacak. Haftaya da sanırım çarşamba günü resmi açıklamanın ve basın toplantısıyla duyurunun yapılması bekleniyor. Yani abi izleyicilerimiz için de daha aydınlatıcı olmasından dolayı soruyorum bunu. Artık o stadın üstündeki Vodafone Park ibaresi, yani Vodafone silinecek yerini artık Tüpraş göreceğiz, evet, değil mi? Silindi zaten. Sosyal stadın sosyal medya hesaplarının ismi de Beşiktaş Stadı olarak değişmişti. O Tüpraş Park olarak değişecek. Onu söyleyelim. Yine söylüyorum, yani son ana kadar, geçen haftaya kadar hep Beko öndeydi. Çünkü aynı grubun iki farklı markasıydı. Sanırım grup son anda hani Beko'nun yerine Tüpraş'ı da kullanma fikri ağır basınca iş Tüpraş'a dönmüş. Tüpraş üzerinden bir sponsorluk söz konusu olacak. Bunun altını çizelim. Hani son dakika şey olursa, haftaya baktık Beko'ya dönerse falan, %1 ihtimal, %5 ihtimal o da mümkün ama şu an itibariyle aynı firma sonuçta. Evet, aynı grubun farklı firmaları. Tabii onların girişleri, çıkışları, reklam girdileri hep farklı olduğu için orada cüzdanları bir araya getirmezler, birleştirmezler. Yani aynı grubun olsa da refleksleri ve yönetim tarzları, işte baktığınız zaman bütçeleri ve pazarlama teknikleri çok farklı olabiliyor. O yüzden Tüpraş, Beşiktaş Tüpraş
Park şu anda önümüzde anlaşmanın şartlarına oluşmasını bekliyor. Peki Fatih abi, son olarak da yani taraftarlar, şöyle tepkileri var Beşiktaş taraftarlarının. Yani 3 ay boyunca bekledik. Beklediğimiz Tüpraş mıydı, işte Beko muydu, koç grubu muydu diye bir tepkisi var taraftarların. Bu tepkiler hakkında ne düşünüyorsun? Sence taraftarlar az da olsa haklı mı, ya da bu kadar da tepki vermeye gerek yok şeklinde mi düşünüyorsun? Görüşün nedir? Yani şeyle, Gazprom'la konuşulan rakamlar 20 milyon euro civarında, fantastik rakamlardı. Yani ülke gerçeklerinin çok üzerindeydi. O yüzden Beşiktaş yönetimi uzun süre orada vakit vesaire harcadı. Ama buraya baktığımız zaman da tabii burada Beşiktaş da büyük bir marka, Koç grubu da büyük bir marka ve yıllardır, 46 yıldır farklı markalar üzerinden yürüyüşleri var. Mesela Beko markası Beşiktaş'ta çok özdeşleşmişti. Bugün yine Fenerbahçe'de de Sayın Ali Koç'tan dolayı farklı markalar orada şey alıyor. Avis olsun, birçok firması. Ama Tüpraş'ın bu ölçekte böyle bir sponsorluğa girmesi de, o da kendi ölçeği içerisinde büyük bir dev, büyük bir marka. O markanın Beşiktaş'ta yer alması önemli. Hani şey yapmaz, markayı küçültmeden, markayı değersizleştirmeden, ona dikkat ediyorum. Hani buradaki herhalde serzeniş ifadesi, yani bazı taraftarların bu sponsorluk bizim işte divan kurulu üyemiz bir numaralı, hatta Sayın Mesut Arda vefat ettikten sonra bir numara divan kurulu üyesi olan ve her zaman Beşiktaş'ın yanında olan Rahmi Koç'un varlığının olması, yani sponsoru maddi olarak değerini azaltmaz. Belki de yani belki de yönetimin çok fazla da işte birazcık becerisini diyelim, şey yapabilir, algısını zayıflatabilir, ama dediğim gibi yine değerli bir sponsorluk. Bunu da şeyi küçültelim derken, taraftarlar markanın da, Beşiktaş sponsor olan markanın da algısını küçültmemek lazım, ona dikkat etmek lazım. Evet, yani kısa bir özet geçecek olursak, hayırlı olsun artık taraftarlar da bir en azından sponsor belli oldu diye bir rahatlamıştır. Yani sezonun geri kalanını maddi olarak daha rahat düşüneceklerdir. 5-6 haftadır gecikme bir gecikmedir. Buradan bir eleştiri varsa tabii ki yönetime bu eleştiri yapılacaktır. Rakamlar açıklansın. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor diğer markalardan daha fazla bir bedelle vereceklerini açıkladı başkan. Eğer bunların önünde bitirirlerse de, o zaman tebrik etmek lazım. Teşekkür etmek lazım. Bu anlamda bu süreci öyle yürütmek lazım. Diğer taraftan da sadece önümüzdeki hafta sadece Tüpraş Park'ın ismi değil, başka sponsorluklarla da ilgili, yan sponsorluklarla da ilgili, amatör branşlarla ilgili bir açıklama bekleniyor. Yani orada da bir hazırlık varmış. Bunu da paylaşmak istedim. Fatih abi, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ha, özür dilerim. Paribu biliyorsunuz. Fantok'un hikayesi vardı. Fantok'unla ilgili de tartışmalar başlamıştı. Paribu ismini ilk biz burada zikretmiştik. Artık yavaş yavaş zikredilmeye başladı. Şey maçından sonra, Kayseri maçından sonra biraz Beşiktaş'ın gündeminde sponsorların olması, sponsorların getirileri, daha önceki verilerle kıyaslanması, bunların başkana sorulması, işte sponsorun dışarıdan olmasıyla Koç grubundan olması arasındaki farklar, gecikmenin nedenleri, yani niye böyle oldu, neden öyle oldu gibi sorular tabii ki sorulacaktır, ama Beşiktaş'ın kasasına girecek bir anlaşma, 3 yıllık bir kontrat ve bu kontrata bağlı olarak da yaklaşık 22,5 milyon dolar ya da euro, neyse, öyle bir anlaşma gözüküyor. Bu da Beşiktaş'ın ödeme takvimindeki sıkışıklığı bir nebze olsun rahatlatacak gözüküyor. Bu yüzden hayırlı olsun diyelim. Fatih abi, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Hayırlı olsun diyelim bir de Beşiktaş'a. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar. Teşekkürler. Tekrardan buluşmak dileğiyle bizi takipte kalmaya devam edin. Hoşça kalın. Saygılar.